Selam arkadaşlar. Bugün Maybelline Lifter Gloss'ları inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bende neredeyse bütün renkleri var. Şöyle elimdeki renklere bakalım. istiyorum. Elimdeki renkler Rust, Amber, Moon, Pearl, Sun, Petal, Silk ve Reef renkleri var arkadaşlar. Ee, öncelikle dış dizaynından bahsetmek gerekirse bence bence çok kaba, köşeli. Ben beğenmedim dış dizaynını öyle söyleyebilirim. Çok büyük. Yani içindeki ürüne bakar mısınız? İçindeki ürün çok az. Fakat kendisi çok büyük ve çok çabuk bitiyor zaten içindeki üründe. Sıklıkla kullanabileceğiniz bir ürün çünkü. Şöyle e, renkleri savaş yapmak istiyorum. Sizinle beraber bakalım. Dokusu şöyle arkadaşlar. Şimdi sanı, san rengi var. Popüler renklerden bir tanesi arkadaşlar. Ben de sevdiğim bir renk. Bakın bit, bitmek üzere. Yani bayağı kullandım. Şimdi san rengi böyle içinde altın ışıltıları olan, çok hafif bakın, çok ince e, gümüş ve e, birazcık içinde çok az böyle bir golden etkisi olan şeffaf bir e gloss arkadaşlar. Bu böyle bir gloss. Hafif böyle altın yansıması var. Öyle söyleyeyim. Altın gümüş. Bakın zaten görebiliyorsunuz burada. E, bunun için güneş ışığını seçtim bu video için. Umarım net bir şekilde görülüyordur. Bu bu şekilde arkadaşlar. Zaten sam dediğinden belli. Hani e, evet böyle en saf güneş ışığını gibi düşünebiliriz. Yumuşak bir güneş ışını dokunuşu gibi. E, bu da reef arkadaşlar. Reef rengi. Bu da çok açık ee, içinde simsiz bakın oldukça mat renk görüyor musunuz? Mat fakat bayağı açık ee, renkti. bir pembe, bayağı bir ruj aslında bu. Likit ruj, e, gloss etkili bir ruj arkadaşlar bu. Tabi şöyle bunu kullanacaksanız yalnız kullanın arkadaşlar. Mesela bunu üstüne kullanmayın. Çünkü birbirini yiyor, bitiriyor yani yok eder. Öyle olmaz. E, Gloss'u likit mat rujların üstünde kullanmanızı tavsiye ederim eğer kullanacaksanız ruj üstünde. Hani gloss üstüne gloss olmuyor pek. Şuna bakalım. Amber. Amber rengi de oldukça popüler bir renk. Onu da gösterelim hemen. Bu renk bayağı şey e, nude tonlarda. Bakın bayağı e, turuncu kahvelerde, nude renkler. Hoş bir renk. E, böyle e, esmer tenlerde çok güzel olur. Bu bayağı sarışınlar için yalnız onu söyleyebilirim. E, mesela ben böyle İtalyan tipi olarak düşünürsek işte. Ben de bu renk bu çok açık kalıyor. Çok böyle hmm, Barbie pembesi gibi bir renk. Şuna bakalım, Petal. Mesela bana uyan renk böyle bir pembe. Bakın böyle içinde golden ışıltıları var bunun. Görüyorsunuz zaten. Golden ışıltıları olan bu Petal rengi bana daha uygun. Ben bunu severek kullanıyorum. Bayağı da kullandım. Bakın Petal rengi de böyle daha koyu, daha derin bir renk daha ideal yani ve sağlıklı görünen dudaklar e, sağlıyor yani rengi de doğal ve güzel bu petal rengi de böyle arkadaşlar çok net bir şekilde göründüğü için şey yapmıyorum şüphe etmiyorum silk rengine bakalım bu da arkadaşlar bakın nasıl nasıl bir yerde biliyor musunuz şu ikisinin şu ikisinin arasında bir yerde bakın fakat bu baya baya hani tam böyle dudak rengi öyle söyleyebilirim. Bu ikisinin arasında çıkmış hani hatta şu üçünün arasında desek daha doğru olur böyle bir renk. Bu da gayet ideal bir renk tavsiye ediyorum. İçerisinde çok mikro düzeyde arkadaşlar çok mikro düzeyde bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok mikro düzeyde pembe glitterlar var yani glitter bile değil hani çok minik bir sim. Glitter daha iri olana deniyor. Bu da tam böyle hani şu kar makyajı falan vardı ya. Bu da işte Karlar Prensesi <laughs> Glossy gibi. Ee, içinde baya beyaz beyaz simler olan. E, fakat gerçekten şey gibi yani Fenty Gloss Bomb gibi bir etki yaratan. onun Onların simli şeyi vardır ya. Bakın oldukça buna göre daha güçlü ışıltıları var. Beyaz ışıltıları var. Ben seviyorum kırmızı rujun üstünde falan da güzel bir etki katıyor. Böyle çok nasıl söylesem? dudağınız böyle daha hani gloss gibi değil de daha böyle sihirli bir etki kazanıyor bu bu renkle. O yüzden de ben bunu seviyorum. Sade de kullanılabilir. Fakat ben hiçbir zaman gloss'u sade kullanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Gloss'u sade kullanmıyorum genelde. Çünkü Dudaklarım renksiz benim, o yüzden renk ihtiyacım her zaman oluyor. Bu da bir pas rengi, tam bir pas rengi diyebiliriz arkadaşlar. bayağı olgunlaşmış bir pas rengi, rast zaten ismi de. Bu pas rengini de seviyorum, güzel bir kahve, kızıl kahve. Bakın şöyle, oldukça güzel bir renk. Herkes de olması gereken bir renk bence. Ve her ten rengine yakışır öyle söyleyeyim özellikle işte Türk tipi İtalyan tipi tipi. E, işte beyaz ten koyu saç kombinasyonuna sahip kişilerde yani doğal olarak böyle olan kişilerde e, çok e, iyi olacaktır. Her renk yani işte sarışınlar da özel gecelerde kullanılabilir günlükte birazcık belki fazla kaçabilir e çünkü bayağı do doygun bir ton bunun içinde de arkadaşlar yine golden ışıltılar var görüyorsunuz zaten şurada ben gördüğünüzü düşünüyorum şu anda bu da böyle rast benim çok sevdiğim renklerden bir tanesi kırmızı değil ama hani böyle kahve kiremit yine o içinde pembelik de var gayet güzel tatmin edici yani bu renk çok güzel bunu tek başına kullanabilirsiniz burucular yapış yapış değil arkadaşlar ya zaten kimi bunlar aslında gloss kimisi gloss ruj kategorisinde yani ruj ruj'a da giriyor glossy rujlara giriyor kimi de işte gloss halinde kalmış sadece parlatıcı olanları gloss diyoruz şimdi son rengimize bakalım bu renkte moon benim çok sevdiğim renklerden bir tanesi Tabii çok renk vermiyor pek bir aslında şöyle bakın yani evet mesela ben sadece gloss etkisi istediğimde dudağımda böyle bir renk e, tercih ederim yani çok sade bir dudak olsun istiyorsan bunu kullanıyorum çok ama çok sade olsun istiyorsan bunları ben şeffaflar rujun üstüne kullanıyorum bunu sadece bu şekilde kendi haliyle kullanabiliyorum yani bunun moon renginin moon renginin böyle bir özelliği var arkadaşlar aklınızda bulunsun diğerlerine nazaran bu çok özel e, bunlar zaten ruj öyle söyleyebilirim gloss rujlar üsttekilerde de dahil yani şöyle söyleyeyim şimdi burada ben mutlaka alacak olsam bir tanesini bir şunu alırdım bir de rastı alırdım arkadaşlar bir de rastı alırdım bu ikisi bana yeterdi fakat kalitesini sevdiğim için bunları da aldım koleksiyonu tamamladım diyebilirim evet arkadaşlar bu şekildeydi bu videoda kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim bu tarz paylaşımlar devam edecek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın